Efendim, Bengüt frekanlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir Tarihe Not Düşenler programında da sizlerle beraberiz. Malumunuz Ağustos ayındayız ve Ağustos ayı Türk tarihi açısından çok önemli bir ay olarak yerini alıyor ve Türk'ün Zafer Ayı adıyla da anılıyor. İşte bu konu üzerine kıymetli hocam, değerli dostum, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız'la beraberiz. Sağ olsun hocam, yoğun tempon içerisinde bizi kırmadın, geldin, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam, aslında Ağustos ayıyla girmiş olduk. Biz zaman zaman beraber sohbet yapma imkanımız da oluyor tabii, hem burada hem kurumda, üniversitede. Şimdi Ağustos ayı dediğimizde aslında toplumda hep 26 Ağustos büyük taarruzun başlangıcı ve 30 Ağustos artık Türk'ün tekrar Anadolu'ya mührünü çaktığı bir tarih olarak değerlendiriyoruz. Ama ve lakin Ağustos ayı hakikaten tarihi geçmişe, tarihi sürece baktığımızda Türk tarihinin zaferler ayı olarak geçtiğini görüyoruz. Ve belki de çok ilginç bir ayrıntıdır. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz, oradan alacağız ama hocam, hep de böyle bir 26 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos gibi tarihler, işte gerek Malazgirt, gerek Mohaç, gerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önce 26'sında büyük taarruzun başlaması, gene işte Sakarya Meydan Muharebeleri, bunun dışında pek çok, işte Mercidabık, Çaldıran, bunların hepsinin Ağustos ayı içerisinde gerçekleştiğini görürüz. Ağustos ayı Türk'ün zafer ayı mıdır? Ne diyorsunuz? Evet, kesinlikle öyledir. Çünkü baktığımızda aslında dünya tarihini bir bütün olarak düşündüğümüzde Türk tarihinin bu bütün içerisinde çok önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Türk tarihi içerisinde de, bilhassa da Anadolu Türk tarihi içerisinde Ağustos ayının zaferler ayı olduğu, bir tesadüf müdür, tevafuk mudur, artık nasıl ifade edecek olursak olalım, bizim karşımıza bu şekilde çıktığını görürüz. Tabii ilk olarak 26 Ağustos 1071 Malazgirt'ten biraz bahsetmek gerekir. Olmazsa olmazımız. Evet, çünkü şu an Anadolu'da bir Türk devleti varsa, Anadolu bir Türk yurdu haline geldiyse, bunun başlangıcı bu savaş neticesinde oluşan süreçle gerçekleşmiştir. Tabii o sürece baktığımızda Alparslan'ın süreç içerisinde, Sultan Alparslan'ın çok kararlı bir şekilde bu mücadelenin içerisinde yer aldığını görüyoruz. Tabii Roman Diyojen'in de özellikle Türklerin bu Anadolu'daki daha önceden başlayan keşifle ilgili yapmış olduğu birçok taarruza karşı bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz ki içinde Gürcülerin, Peçenek Türklerinin, Uzların bulunduğu çok büyük bir orduyla, bazı kaynaklarda bu 600 bin bile deniliyor, yani çok inandırıcı değil tabii ki. Genel kabul 200 bindir. 200 bin kişilik bir orduyla Anadolu'ya harekat düzenlemesi söz konusu. Alparslan da bu süreçte aslında bir sefer de o dönem içerisinde. Seferi yarım bırakarak. Yani aslında şunu da söyleyebiliriz değil mi hocam? Hedefi Malazgirt falan değil. Değil. O Mısır'a doğru gidiyor. Evet. Muhtemelen Fatimilerin üzerine gidiyor. Ama mevcut şartlar böyle devasa bir ordunun kendi üzerine doğru geldiğini görünce de ani bir şekilde dönerek hızlıca Ahlat üzerinden işte orduyu toparlayıp geliyor ve işte bahsettiğiniz 200 bin kişilik bir rakama karşı da 40-50 bin bazı kaynaklarda doğrudur. Kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. Ve tabii bu savaş esnasında bunları soralım ama çok ilginç bir ayrıntı daha var hocam, onu da sizden dinlemek isteriz. Hani bu yolunu kaybeden Peçenek Türklerinden bahsettiniz. Evet. Gelip ön safta yolunu kaybettiklerinde Selçuklu Türk ordusuyla karşılaştıklarında şaşırır kalırlar değil mi? Evet, bunları yani aslında onlar Türklerle savaştıklarının da çok farkında değiller. Paralı asker olarak
Bizans ordusunun içerisinde yer alıyorlar. Tabii savaşın 200 bine 50 bin olması bizim tarihimizde çok az rastlanan bir durumda değil. Yani Sakarya'da da bu şekilde gerçekleşti. Ya da Osmanlı'nın aslında Avrupa'da gerçekleştirdiği birçok savaşta da biz bunu özellikle görüyoruz. Evet, aynen. Yani o yüzden burada biraz motivasyonun, Türklerin o askeri becerisinin, kabiliyetinin de etkili olduğunu bu savaşta. Bir de bir inancı olan, yani bir inanca doğru yürüyen ordunun karşısında farklı amaçlarla toplanmış bir ordu var. Bir bütün halinde olan 50 bin kişi farklı amaçlarla toplanmış olan 200 bin kişiye karşı tabii savaş kabiliyetiyle birlikte Alparslan'ın gerçekten orada yapmış olduğu muazzam bir konuşma var. Üstünde beyaz elbiselerle birlikte bu benim kefenimdir diyerek askerlerin kendisini takip etmesini söyleyen çok coşturucu bir konuşmayla Malazgirt'te gerçekleştirdiği o meydan muharebesi Türk tarihi açısından son derece önemli. Roman Diyojen esir alınmıştır bu mücadele sırasında. Tabii esir gibi davranılmamıştır. Öyle ve hatta şu da var hocam, onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Aslında savaşa başlamadan önce, yani Malazgirt Savaşı'ndan önce elçilerin gidip geldiğini görürüz. Tabii. Ve işte elçilerde o meşhur şey vardır, İsfahan'da konaklayacağız gibi aşağılayıcı şeyler kullanır Bizans imparatoru ve işte beraberindekiler Türk elçilik heyetine, işte İsfahan mı daha güzeldir suyu, otlağı gibi. Tabii sonucunda artık nerenin daha güzel olduğunu savaş meydanında çok güzel bir şekilde de göstermişlerdir yani. Tabii Roman Diyojen aslında ilk elçisini gönderdiğinde Alparslan Anadolu Harekatı'ndan haberdar değildi. Mısır seferindeydi. Sonrasında başka kaynaklardan aslında harekatın başladığını da öğrenince biraz sert de tepki vermiştir o dönemde elçiye. Savaşın başlamasından önce de aslında Alparslan'ın bir elçi gönderdiğini görüyoruz. Barışla ilgili. Aslında barışın oluşmayacağı belli ama hani savaş olmadan adet yerini bulsun, adet yerini bulsun düşüncesi. Ve o savaşın kazanılması Anadolu'nun bir Türk yurdu olarak, başlangıcı olarak kabul edilebilir. Anadolu Türk tarihinde aslında 3 tane savaşın diğer savaşlara nazaran daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Malazgirt Savaşı'ydı. Sonra Mirya Kefalon Savaşı var ki tam ona da gelecektim. 1179 evet. Aslında en az Malazgirt kadar önemli ve hani tarihsel olarak bunları karşılaştırmak çok sağlıklı değil ama tabii ki tamamen orada kalıcı mührün vurulması, tabii, biri kapıyı açtı, biri kalıcı mührün vurulması noktasında da Mirya Kefalon çok önemli bir savaş değil mi hocam? Tabii. Vatan tutan savaşı olarak aslında adlandırılır tarihçiler arasında. Vatan bulan, vatan tutan. Yani birisinde vatanı keşfetmişiz ve burayı artık bir vatan toprağı haline getirmeye karar vermişiz. Diğerinde ise Anadolu'yu bir Türk yurdu haline tamamıyla getirerek sizin de ifade ettiğiniz üzere mührümüzü Anadolu'ya vurmuşuz. Ama tabii ki süreç ilerlemesiyle birlikte aslında devletler bazen insanlara benzer. Yani gelişimleri ilk etapta sancılı olur. Sonraki süreçte bir güçlü zamanları vardır. İnsanların o gençlik zamanlarında olduğu gibi. Sonra orta yaş durgunluğu, sonra da yaşlanmasıyla birlikte gerilemesi. Biz bunu aslında Osmanlı Devleti'nde de görüyoruz. Anadolu'nun o Türkleşme süreciyle birlikte o güçlü yapı Osmanlı'nın son dönemine doğru artık geri çekilmelerle birlikte zor duruma düşecek. Ve Sakarya Savaşı'na kadar Türklerin bir geri çekilmesi söz konusu olacak 2. Viyana kuşatmasından sonra. Sakarya Savaşı'nı ki daha fazla değineceğiz üstünde ama Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte de o geri gidiş duracak. O yüzden 200 senelik ricat artık son bulacak. Tekrar taarruza kalkan bir orduyu göreceğiz. O da çok önemli. Tabii ona geldiğimizde de onu da
konuşacağız ama Mirya Kefelon da dediğiniz gibi çok önemlidir. Aslında bunun üzerinde çok durulmaz ama durulması da lazım. Kesin. Hani biz tarihçiler belki kendi aramızda konuştuğumuzda bunun önem ve mahiyetini biliyoruz Mirya Kefelon'un ama kuşkusuz genel hatlarıyla milletimizin de bu ayrıntıları bilmesi önemli. Mirya Kefelon'da da gene hakeza asker sayılarına baktığımızda gene müthiş bir farkı görürüz değil mi hocam? Doğrudur hocam. Yani biraz önce de ifade ettiğimiz üzere yani biz birçok savaşta bu askeri farkı görüyoruz. İnsan farkını görüyoruz. Son döneme geldiğimizde sadece insan farkı değil, silah mühimmat olarak da gerçekten oldukça geride olduğumuz bir mücadele içerisinde maalesef yer almak zorunda kaldı. Tabii yani şimdi teknolojik şartlara ayak uyduramadığımız zaman bu böyle oluyor. İstanbul'un fethine baktığımızda hocam kullanılan müthiş mühendislik harikası o günün şartlarına göre toplar. İşte Şahi toplar, bunun yanında Havan toplarının ilk nüvelerini oluşturan ve Fatih'in de çizimlerini yapmış olduğu beraber incelediği toplar var. Bunlar önemli. O güne baktığımızda ne diyoruz? Attürk'ün uçağıdır. Hani bugünün savaş uçağı neyse at belki de o gün o görevi görüyordu kuşkusuz. Bir de baktığımızda işte bizim sahte ricatla çekilip Turan taktiği dediğimiz o işte 200 bin kişilik bahsettiğimiz orduyu bir şekilde müthiş bir şimdi taktikle biraz Turan taktiğinden de aslında söz edelim hocam. Yani müthiş bir taktik değil mi? O günün şartlarında ve telefonunuz yok, telsiziniz yok. Ama karşınızda askeri... 200 bin kişi var. 40-50 bin kişisiniz ve o kadar iyi koordineli olmanız gerekiyor ki siz ricat ederken öndeki birlikler geri çekilirken diğer birliklerin konuşlandıkları yerler itibariyle aynı anda çevirip bir de yani tamam 40 bin kendinin 4 katı büyük bir orduyla savaşıyorsun ama çevirdiğinde de o çevirinin içinde o ordu orada işte. Evet. Koca ordu yani. Tabii bu manevraların kökeni var. Tabii. Yani daha Mete'den itibaren başlayan o Türk askeri sisteminin güçlü mekanizmalarla oluşması, yıllar içerisinde bu manevraların gelecek nesillere de aktarılması ki savaşların hiçbir dönemde bitmemesi, bir devamlılığının söz konusu olması, bunun diğer devletlere de ulaşmasına vesile olmuştur. Selçuklu da bu taktiği gerçekten çok iyi şekilde kullanan devletlerden biri oldu Türk tarihi içerisinde. Tabii hem Malazgirt'te bunu kullandı. Hatta şeyi okurken hocam, Bohemond'un muydu hangisi hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam 2. ya da 3. Açlı Seferi'nde kaybolan 100 bin kişilik bir ordu var. Anadolu'nun içine giriyor ordu ama işte o 1. Kılıç Aslan'ın artık önden saldırıp arkadan saldırıp ortadan saldırmasıyla beraber ordu perişan bir hale geliyor. Yani yollarını da kaybediyorlar Anadolu'nun içinde. En son Karadeniz'e doğru giderken görülüyorlar ama ondan sonra da bir daha haber alınamıyor. Bu 100 bin kişilik bir ordu neredeyse tuz buz oluyor. Bir de şimdi bu Haçlı Seferleri'ni konuşurken çok iyi değindiniz hocam. Şimdi Haçlı Seferleri'ne baktığımızda ne kadar çapulcu varsa Avrupa'da, evet, yani bu din adına falan değil, değil, ne kadar çapulcu varsa, aç bilaç adam varsa toplamışlar, alıp getirmişler. Hatta onların kendi arşivlerini okuduğumuzda, yani ölülerin etlerini yemeye kadar varacak, insanlık dışı yamyam olarak nitelendirebileceğimiz, yamyamlık olarak nitelendirebileceğimiz eylemleri de var. Şimdi sen böyle bir çapulcu sürüsüyle gelir de dediğin gibi düzenli ömrü at üstünde savaşla geçmiş bir milletle mücadele etmeye kalkarsan işte Anadolu'da 100 bin kişi değil 1 milyon kişiyle de gelsen yok olur gidersin yani. Tabii. Her savaşın kendisine göre bir taktiği muhakkak var. Bu noktada çok sayısı yüksek seviyede olan Haçlı ordusuna karşı da o süreçte Anadolu'nun geniş coğrafyası içerisinde vurkaç taktiğiyle gerçekten birçok insan
orada hayatını kaybedecektir ki aslında bu kişiler asker değildir. Askerlikle alakası olan kişiler değildir. Toplanıp birçoğu para karşılığında ya da işte çeşitli zengin, evet, toprak sahibi doğunun zenginliklerini ele geçirmek düşüncesiyle gelen insanlar, amaçları da çok fazla milli olarak bir amaçlarının da olduğunu söylemek mümkün değil. Evet, belki dinsel olarak bazılarının amacı olsa da çoğunun amacı zengin olmak. Bu mantıkla gelen kişilerin de çok başarılı olmasını beklememek, evet, gerekir diye düşünüyorum. Hocam zaten bak böyle hani sohbeti açıyor ama belki birincisinde biraz daha dini ön plana koymuş olabilirler. Bunlar eğer dini ön plana koyup dini gaye ediniyorlarsa 1204'te geldikleri 4. Haçlı Seferi'nde ne yaptı bunlar? Yani İstanbul'u neden işgal ettiler? Ya da yağmaladılar. Evet. Yani bütün manastırları, oraları, buraları, ya Justinianus'un küresini alıp götürdüler. Evet. Atları, yani altın atları, heykelleri ne buldularsa çaldılar. Evet. Madem din amacıyla geldiniz, İstanbul'da niye durdunuz? Zaten Fatih'in İstanbul'u fethetme sürecinde de Katolik dünyasının yardıma çağrılmasında biraz geç kalmaları ya da endişe duymalarının altyapısında bu var. Evet. Ama nasıl olmasınlar hocam? Yani adamlar Konstantinus'un bile mezarını soyuyorlar yani. Evet. Bunlar nasıl yani? Şimdi bunları nereye koyacağız değil mi? Çünkü onlar zenginlik için gelen, yağma için gelen bir çapulcu yani. Ordusu. Aynen o şekilde. Ordu olarak kabul etmemek tabii gerekiyor. Çapulcu bir sürüsü olarak kabul etmek yani, gerekiyor. Hocam şimdi aslında konuştuk ya, şimdi tarihi ve kültürel açıdan İstanbul'la ilgili derslerde verdiğimiz için biliyorum. Evet. İstanbul'un tarihinde, 3000 yıllık tarihinde bilinen, 3000 yıllık tarihinde 1204'teki kadar kıyıma, yıkıma uğradığı bir dönem yok. Yani çünkü yağma amacıyla gelinen ve gerçekten hiçbir savaş ahlakına uymayacak şekilde ki yardıma gittiğin bir yer aslında. Hesapta din birlik, evet, onu oldu işte Katoliklerle Ortodoksların. Halbuki mesela sonra bizim de başımıza bela olacak. Ama olacak derken şöyle, onu da izah ederiz. Bizle hiç alakası olmayan şeylerde bunların arasındaki kavgalar. Yani mezhepsel kavgalar. Şimdi Kıbrıs'a bakıyoruz hocam. Biz 1571'de Kıbrıs'ı Katolik Venedik'ten aldık. Evet, ve o da Ağustos ayı aslında. O da Ağustos. Evet, 1 Ağustos'ta yani, aldık. Öyle değil mi? Biz tabii. Şimdi kimden aldık? Katolik Venedik'ten aldık. Bizim Ortodoks Rum'dan falan bir şey aldığımız yok orada. Yok. Onlara özgürlük vermişiz. Öyle. Bir de şöyle düşünmek lazım. Kıbrıs meselesi de aslında, hı-hı, kendi konumuz başına çok var, önemli bir mesele. Ki konumuzun içerisinde de var. Megaloida zaten, hı-hı, Yunanistan'ın Bizans'ı tekrar kurma düşüncesinin bir aşaması da Kıbrıs. Kıbrıs'ta enosisi gerçekleştirmek, yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a dahil etmek. Ama tarihsel sürece baktığımızda Kıbrıs'ın Yunanistan'a dahil edilmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani orası Katolik dünyasından Osmanlı Devleti'ne geçmiş bir yapı, toprak parçası. Aynı zamanda baktığımızda ele geçiren sonraki dönemdeki, o da çok hukuksal açıdan değerlendirildiğinde doğru değil ama, İngiltere tarafından ilhak edilmiş ve sonrasında, yani özellikle Protestan İngiltere. Evet. Ve sonrasında baktığımızda Ortodoks Rumlar o bölgede aslında oranın Yunanistan'a dahil edilmesi gerektiği fikrini dünyaya kabul ettirmeye çalışmışlar. Ama tabii ki bunun önünde de çeşitli engeller söz konusu oldu. Türk milleti bunun için çok önemli hocam. Evet. İngiliz aynı şeyi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, o meşhur Balfour Deklarasyonları falan, evet, aynı şeyi Filistin'de de oynadı. Yahudilerle Filistin Müslümanlar arasında. Aslında orada da bir baktığımızda İngiliz işgali vardı, İngiliz yönetimi vardı ama İngiliz yönetimi kademeli ve kasıtlı olarak Yahudiler lehine çekilmeye başlayıp görmezden geldi. Ama Kıbrıs'ta aynı şeyi yaptığında karşısının da Türk olduğunu unuttu.
Tabii o Filistin meselesine de çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Yani bir Siyonist düşüncedir aslında. Bu Theodor Herzl tarafından o dönemde daha öncesinden itibaren aslında yapılmaya çalışılan, aslında 2. Abdülhamit döneminde orada girişimler de söz konusu oldu. Bir İsrail Devleti'nin Yahudi yerleşiminin oluşturulması üzerine. Ama başarılı olunmadı. Ancak İngiltere tarafından ele geçirildikten sonra bu süreç içerisinde başarıya ulaştı. Neden başarıya ulaştı? Biraz da bölgedeki Arap nüfusunun belki de geleceği çok fazla tahlil edememesinden kaynaklanan bir durum. Toprak satışı gırla gitmeye başladı. Evet. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da zaten devlet kuruldu. Ve bugün Filistin Devleti diye bir devlet yok baktığımızda. Hocam, sınırlara baktığımızda her geçen gün zaten yani İsrail'in kurulduğu yer kadar kalmışlar. Tabii. Batı Şeria var. Senede. Çok az. Gazze bölgesi var. Son işte Kudüs'ün de başkent olarak ilan edilmesiyle birlikte artık o bölgede bir Filistin devletinden bahsetmek çok mümkün değil. Biz bunu Kıbrıs'ta sizin de ifade ettiğiniz gibi oradaki Türk halkının birlikte hareket etmesi ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de vermiş olduğu destekle, ki halen Kıbrıs'taki en önemli güç Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki varlığıdır. Eğer o varlık olmazsa bugün bile Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın elden çıkması için faaliyetler devam eder. Görmedik mi hocam, zaten hani hep diyoruz ya, içimizdeki İrlandalılar, evet, hiç bitmiyor. Aslında bu da Türk'ün diri, her zaman diri olması bakımından da önemli. Ne hainimiz bitiyor, ne düşmanımız bitiyor. Her zaman savaş halindeyiz dediniz. Evet, bir durup düşünelim hocam. Aslında bunlar fark etmeden bizi her daim, dış güçlerden bahsediyorum, her daim bizi zinde ve ayakta tutuyorlar. Yani ne oldu? İşte 1. Dünya Savaşı, ardından 2. Dünya Savaşı'na girmedik ama daha sonra işte Kore Savaşı dedik. Hadi onu da bir kenara bıraktık. Ya 40 yıldır dünyada belki de hiç verilmemiş terörle mücadeleyi Türk ordusu, Türk milleti veriyor. Ve hiçbir terör örgütü bu kadar destek almadı. Dünyada. Hiçbir terör örgütü bu kadar destek almadı. Hala da alıyor. Hala da, evet. Ve dostumuz olarak ifade ettiğimiz ülkelerin en çok destek verdiğini görüyoruz. Tabii burada da altında yatan çeşitli durumlar söz konusu. Tamamen duygusal. Evet, evet. Ve özellikle bir Hınçak Taşnak Komitesi'nin yaptığı faaliyetler var biliyorsunuz Cumhuriyet döneminin öncesinde. Öncesinden sonra Asala'ya doğru evrilen bir süreç. Ne hikmetse Asala'nın bitmesiyle birlikte de bunlar PKK başlıyor. Yani bu örgütün aslında nasıl yapılandığını, amacının ne olduğunu da buradan daha iyi tahlil edebiliriz diye düşünüyorum. İşte bu da bizi zinde tutuyor hocam. Bazen programlarda da konuşuyoruz, biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçi Ağustos'un bağlamından da çok çıkmayacağız ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Mesela karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişimiyle ilgili ya bu kanlı terör örgütü, bu soysuzlar aslında şunu unutmuşlar. Öyle bir devşirilmişler ki, yani hani bunlara Türk dememiz mümkün değil de, öyle bir devşirilmişler ki Türk'le mücadele etmenin Türkiye bu şekil üzerine gittiğinde neler olabileceğini de unutmuşlar. Halbuki tarihe baksalar bunu görecekler. Siz ne zaman eğer böyle gelirseniz Türk milletinin üzerine, vatan için, millet için, evlat için, toprak için, ezan için, bayrak için bu millet sokağa çıkar, o tankı da gömer, sizi de gömer. Ki öyle de oldu. Bu tarz bir yapı, ama bir yandan da şöyle düşünmek gerekir. Bana göre 15 Temmuz bir şeyin sonuydu. Yani Türkiye'de artık darbe yapılamayacağının göstergesiydi. Çünkü milletin bundan sonra böyle bir duruma müsaade edeceğini düşünmüyorum çok fazla. Tabii ki yani gelecek farklı şeyler ortaya koyabilir ama 15 Temmuz'la birlikte artık Türkiye'de darbeler tarihinin de bitmesini umuyoruz en azından. Ya inşallah hainler dönemi de o biraz zor biter diye düşünüyoruz hocam. Çünkü
Yani maşallah bir ya hiç bitmemiş, tarih boyunca bitmemiş. İşte o zinde tutuyor durumu da oradan kaynaklanıyor aslında. Evet. Aslında örnek verirken, sohbet ederken de hani hep genelde konuşuruz. Ya ta Çiçi'den beri var bu. Çiçi ile kardeşi Huayan arasında. Evet. Biri Çin uyruğuna geçip Çin boyunduruğunu kabul ederken öbürü istiklal yolunu seçer. İstiklal uğruna ölür. Ölür ama millete kocaman bir sevda bırakır. Tabii. Vatan, millet, toprak, bayrak aşkını bırakır. Geldiğimiz dönemde de böyle. Ve Ağustos ayına denk gelmesi de herhalde artık havaların böyle şeyi midir nedir? Seviyoruz Ağustos'u hocam. Evet, Ağustos ayını gerçekten seviyoruz. Ya Çaldıran Savaşı var mesela Ağustos ayında, yine çok önemli olarak söyleyebileceğimiz. Hepsi arka arkaya. Mercidabuk. Tabii. Şey, Mercidabuk arka var. O da Mısır'ın, özellikle Memlüklerin yıkılma sürecine girmesine neden olan, sonrasında Ridaniye Savaşı'yla halifelik tamamıyla Osmanlı Devleti'ne geçecek. Bu tarz çok önemli olaylar yaşanmıştır. Hep Ağustos ayı tabii bu açıdan önemli. Ha, bunlara tabii şunu da eklemek lazım hocam. Onu da pas geçmeyelim. Son günlerde çok da konuşuluyor ama biz de söyleyelim. Mohaç, yani Mohaç da bizim, Malazgirt de bizim, Çaldıran da bizim, 30 Ağustos da bizim, Zafer Bayramı da bizim, bizim de bizim. Türk tarihini ayırmak çok doğru değil. Osmanlı padişahları da bizim atalarımız. Mustafa Kemal Paşa da bizim atamız. Selçuklu sultanları, Selçuklu sultanları da bizim atalarımız. Göktürk Kağanları da atamız. Ve bizim atalarımızın hiçbiri hayali kahraman değil. Yani biz Süpermen, Batman gibi hayali kahramanların peşinden koşmuyoruz. Ya da öğrencilerimize anlatırken kendi tarihimizdeki bu gerçek kahramanlardan bahsederek aslında Türk tarihinin büyüklüğünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ne kadar ortaya koymaya çalışırsak çalışalım, tabii o büyüklüğü de tam manasıyla yansıtabiliyor muyuz, tartışmak gerekir. Aslında biraz bilinçli olsak hocam hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi bu tabii zafer aylarını konuşuyoruz ama özellikle sizin de üzerinde çalıştığınız ortaya da bir sürü yeni veriler ışığında koymaya çalıştığınız tezler de var. Ama bunların içinde milli mücadele hazırlık safhasına girdiğimizde şu 30 Ağustos'a özellikle 26 Ağustos'ta ya da Büyük Taarruz'un başlangıcına giden evrelerin kuşkusuz Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarının atıldığı dönem, milli mücadelenin hazırlık safhası değil mi hocam? Tabii. Nasıl oldu bu safhalar? Nasıl ilerledi? Şimdi 30 Ağustos'u, zaferin neden büyük olduğunu anlayabilmek adına aslında süreci bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Yani o sürece gidinceye kadar gerçekleşen hadiseler aslında o zaferi büyük hale getiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, gerçekten çok yıkık, dökük bir döneme girmek durumunda kalan Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi'ni çok da istemeyerek imzalamak zorunda kalıyor. Bu süreç içerisinde tabii Mustafa Kemal Paşa da Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapmakta. Mondros Mütarekesi'nde Toros tünellerinin işgal edilmesi karara bağlanmış. Bunun için kendisine bir telgraf da geliyor aslında Mustafa Kemal Paşa'ya. Orada bir mukavemet gerçekleştirmemesi adına. Ama Paşa'nın kişiliğinde böyle bir durum söz konusu değil. Orası neticede bir vatan toprağı ve bir işgal söz konusu olacak olursa orada mücadele edeceğini biz biliyoruz, kendisi de biliyor. Bunu da ifade ediyor zaten. Bunun üzerine lav edildiğini görüyoruz Yıldırım Ordularının ve Paşa İstanbul'a davet ediliyor. İstanbul'a geldiği tarih 13 Kasım. 13 Kasım'ın bir önemi de ilk defa İtilaf ordusuna ait donanmanın boğazlara girdiği dönem, tarih. Ve orada meşhur
ifadesi var. Geldikleri gibi giderler ifadesini yaverine söylüyor. Ve o süreçten itibaren bir milli mücadelenin başladığını görüyoruz. İstanbul'da ilk etapta Pera Palas'ta, sonra Şişi'de bir evde konaklıyor. Orada birçok daha sonra omuz omuza, sırt sırta mücadele edeceği silah arkadaşlarıyla çeşitli toplantılar gerçekleştiriyor. Tarih karşısına bir fırsat çıkarmıştır Mustafa Kemal Paşa'nın. Çünkü bir mücadele yapılmasının gerekliliği söz konusu. Ancak bu mücadelenin İstanbul'dan yürütülmesi mümkün değil. Evet, İstanbul resmi olarak işgal edilmemiş ama fiili olarak işgal altında. Ve Paşa bir şekilde Anadolu'ya geçmek düşüncesi içerisinde. Ve 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a hareket ediyor. Sırasıyla işte Havza Genelgesi var ki, Havza Genelgesi'ni ilan etmeden önce biliyorsunuz bir İzmir işgali söz konusu. 15. Evet, yani Mayıs. Dünyada da aslında o dönemde bir infiale neden olmuştur. Hatta süreç içerisinde baktığımızda 5000 insanın hayatını kaybettiğine dair kaynaklarda ifadeler var. İtilaf devletlerine ait donanmaların İzmir'e bakan tarafına tenteler çekildiğini görüyoruz. Orada yaşanan vahşetin İtilaf devletleri askerleri tarafından görülmesinin ve onların psikolojisini bozmasının önüne geçmek adına. Yani böyle bir vahşet var. Bunun üzerine Havza'da tabii ki Mustafa Kemal Paşa yapılan işgallerin tüm ülke genelinde protestolarla kınanmasını istediğini görüyoruz. Buna halk reaksiyonu da göstermiş. Yani İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun birçok bölgesinde protestolar var. Meşhur şeyler, mitingler oluyor yani. Evet, ve sonrasında Amasya'ya geçiyor ve ihtilal beyannamesi olarak ifade edebileceğiz. Türk milletinin ihtilal beyannamesi nedir? Amasya Genelgesi. Aslında neden ihtilal beyannamesi diyoruz? Bir durum tespiti yapmış ve ne yapacağını, yol haritasını çizmiştir Amasya Genelgesi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yani aslında durumu tespit etmiş, çözüm yolunu da ortaya koymuş. İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir. Bu milleti yok olmuş olarak gösteriyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani bu yaşanan işgal sürecinin ancak milletin mücadelesiyle ortadan kaldırılabileceğini ifade etmiştir. Tabii bu söylemler, burada yayınlanan beyanname başta İngiltere olmak üzere İtilaf Devletleri'nin hoşuna gitmeyecektir. Ve yapılan baskılar neticesinde Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınacaktır. O da o tarihe kadar şerefiyle yürüttüğü bütün askerlik görevlerinden istifa edecektir. Tabii yerine vekaleten atanan da Kazım Karabekir Paşa'dır. Şimdi Erzurum Kongresi'nin toplanma kararı da aslında Amasya Genelgesi'nde alınıyor. Erzurum'a Paşa geçiyor. Böyle bir kararın alınmasıyla birlikte her ne kadar daha öncesinde Kazım Karabekir Paşa'yla toplantılar yapsa da onun desteğini öncesinden itibaren almış olsa da bir çekince var, bir endişe söz konusu. Tabii, acaba tutuklayacak mı? Kazım Karabekir Paşa, neticede bir devlet emri var. Tutuklayacak mı? Ama tabii oradaki meşhur emrinizdeyiz paşam ifadesi ve verdiği destek kurtuluş mücadelesinin de seyrini değiştirmiştir. Hatta hocam burada müdahale etmek için gönderilen valiler var değil mi? Tutuklamak ya da Sivas valisi işte müdahale etmek amaçlı. Onlara da pabuç bırakmaz aynı tabii şekilde Kazım Karabekir Paşa. Da cesaret de edemezler zaten. Kazım Paşa o zaman çok güçlü bir karakter ve ordusu da kendisine çok bağlı. Tabii paşanın emrinizdeyiz ifadesi, Kazım Karabekir Paşa'nın ordu nezdinde de itiraz görmemiştir. Yani ordusu da Mustafa Kemal Paşa'nın hizmetine girmiştir diyebiliriz. Tabii o destekle beraber Vilayet-i Şarkı'yı Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarıyla orada bir kongre toplanabilmiş ve bu kongre neticesinde aslında dünyaya da biz bağımsızlık istiyoruz'u söylemiştir Türk milleti. Türk boyun eğmez tabii. Şimdi hocam gene buraya geleceğiz. Böyle kısa bir gene tur yaptığımızda şunu da görüyoruz. Şimdi diğer Türk devletleriyle, yani bugünkü bağımsızlığını kazanmış Türk devletleri o günün şartlarında
hepsi bağımsızlıklarını kaybetmiş. İşte Rus işgali altına girmişler. Direnç esnasında yaptıkları dirençler var ama biz şunu hiç atalarımız bize yaşatmadı. Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Dolayısıyla biz boyunduruk altına girmeye, başka bayrak altında yaşamaya buna hiç denk gelmedik, evet, hocam. Aslında Anadolu Türklüğü dediğimiz bizim buradaki bizlerin böyle bir avantajı da var değil mi? Bizim hiç esaret altına girmemişiz. Bunu bilmiyoruz. İşte demin dedik ya, tankın karşısına da çıkar. Çanakkale'de gider bu millet, mermiye kafa dağıtar vatanı, milleti için. Aradan işte 100 yıl geçti mi gelir o tankın altına da girer, üstüne de çıkar. Eğer işte söz konusu vatansa, bu bağımsızlık uğruna hiçbir şekilde elinden bırakmaz. Hatta tam bu söylediğiniz, geldiğiniz yere baktığımızda işte mandacıların ortaya çıktığı bir döneme denk geliyoruz. Tabii o meşhur sözü de siz söylersiniz Mustafa Kemal Paşa'nın. Kimileri kurtuluşu Amerikan mandasında ararken, kimileri işte İngiliz muhrip cemiyetleri önderliğinde, işte hep bir kendi milleti dışında farklı milletseverlerin ortaya çıktığı tiplerin de olduğunu biliyoruz değil mi hocam? İşte bu bağımsızlık meselesinden aldım. Tekrar bağımsızlıkta size vereyim sözü. Tabii yani mesela İstanbul ilk fiili işgal edildiğinde İngiliz Kız Lisesi bir karargah olarak kullanılmıştır. Ya da Anadolu'daki birçok zararlı cemiyetin Amerikan kolejleri tarafından desteklendiğini görüyoruz. Bursa, Tarsus. Buradaki yapılanmalar, okul adı altında yapılan yapılanmaların bile hem istihbarat çalışması yaptığını o süreç içerisinde, hem de mali olarak bu cemiyetleri desteklediğini, zararlı cemiyetleri desteklediğini görüyoruz. Tabii burada bağımsızlık mücadelesi sadece düşmana karşı gerçekleşen bir mücadele değil. Buradaki kötü, provokatif söylemlere karşı da gerçekleşen bir mücadele. Aslında Çanakkale'den bir örnek verdiniz. Ben oradan devam edeyim biraz. Çanakkale'de Türkler için yamyam ifadesi kullanılmıştır. Yani insan eti yediği ifadesi. Aslında tam tersi bir durum söz konusu iken böyle bir ifade söz konusu olmuştur. Tabii Türklerin aslında barbar bir topluluk olmadıklarını tüm dünyaya bu savaşlar neticesinde esirlere karşı yapılan muamelelerle de gösterdik. Hatta Çanakkale'de Anzaklara karşı yapmış olduğumuz anıtlarla da bunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Buna ihtiyacımız var mı? Aslında baktığımızda içeride yok ama bazı şeyleri de göstermek gerekiyor. Önemli tabii, karşı, tabii. Yani şimdi biz bize konuştuğumuz zaman bir anlamı olmuyor bunun. Evet. Ama maalesef tabii biraz gene konu dışına çıkacak olursak, dünya tarihçiliğine de baktığımızda biz anlatmazsak, biz kendimizi iyi yetiştirmezsek bunlar bildiğini okuyor. Ermeni biz meselesi. Sadece burada okuyoruz işte, evet, Ermeni meselesi. Ermeni meselesi tamamıyla şu an dünyada belki de kendimizi anlatamadığımız en önemli meselelerden biri. Ki o kadar çok yayın olmasına rağmen, o kadar çok çalışma olmasına rağmen, tabi burada bir siyasi art niyetin söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Tarihle hiçbir alakası olmayan bir konu bence Ermeni meselesi. Ama biraz belki geç kalınmışlık söz konusu olabilir. Daha iyi anlatmak gerektiğini de düşünüyorum. Hocam bazen de evet, daha iyi anlatıp özellikle bir takım platformlarda Avrupa'da bunu yapmamız lazım. Fakat bazı beyinlere, bazı kulaklara ne anlatırsak anlatalım, önlerine hangi belgeyi koyarsak koyalım, ya görmek istemiyor. Belge koyuyoruz önüne. Ya bu böyle değil, işte böyle diyoruz. Hani belgesi adam yazmış, yok diyor, öyle değil, dire getiren modeller de var. İşte bunun için şimdi son dönemlerde özellikle kıymetli hocalarımızın önderliğinde hakikaten Avrupa'da veya dünya genelinde bu tür mesnetsiz yayınlara ya da
düşünce tarzına çok güzel akademik cevapların verildiğini de görüyoruz, biliyoruz. Çok şükür yani. Evet, ya biz özellikle içerideki aydın, tırnak içerisinde, aydın olarak ifade edilen kişilerin çok kasıtlı bir şekilde yapmış olduğu yanıtmalarla da uğraşmak zorundayız. Bu tarz milli konularda. Zaten Mustafa Kemal Paşa da diyor ya, yani zafer anması sırasında en önemli cephe iç cephedir. Yani iç cephedeki birliği sağladıktan sonra dışarıdaki cephelerde galip gelmeniz daha kolaydır. Biz o iç cephedeki birliği sağlamakta sağlıyoruz ama sağlarken gerçekten bazen çok yoruluyoruz. Yani. Ya hocam ama hep oluyor bu. Hep olmuş tarih boyunca da. Şimdi bu işte bu cepheden bahsediyoruz. Hani demin dedik ya, göz görmek istemedi mi görmüyor, kulak duymak istemedi mi duymuyor. Ya adamlar, yabancı diyelim ki oryantalistlerin yazdığını bunlar diyorlar ki ya öyle yazmamıştır. Yani adam senin hakkını veren yazıyı yazmış, belgeyi çıkarmış ortaya. Evet, Türkler haklıdır diyor. Bunlar diyor ki yok, o öyle dememiştir. Böyle demiştir, böyle. Ya bir ismini vermeyeceğim şimdi. Meşhur sol bir yayın evinden çıkan 1945 diye İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir kitap okudum hocam, 2-3 gün içinde. Ya bir insan bu kadar mı Rus yanlısı olarak yazar? Akademisyen kisvesi adı altında. Bilmiyorum denk geldim mi, denk gelmişsindir de okuma fırsatın oldu mu? Ya bu kadar mı yazar? Ya bir Rus'tan çok Rus gibi yazıyor ya. Evet. Ya size ne oluyor? Ki yani Rusya'da o ortaya koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirmiş midir? Hadi yani geçtik onları lazım. Ya bakıyoruz. Hakikaten çok ilginç bir milletiz ya. Ya dünyada komünizm diye bir şey kalmamış. Evet. Sosyalizm diye bir şey artık geçerliliğini yitirmiş. Böyle yönetilen ülke neredeyse yok. Buradakiler, ya adamlar işte çok sevdiğiniz Ruslar bıraktı bu işleri. Döndü, bunlar onlardan daha çok Rus. Hala yazım çizimlerinde hala böyle olan zihniyetler var. Evet, yani çok da değişeceğini düşünmüyorum. Bu ütopik bir düşünce. Yani komünizm düşüncesi gerçekten çok ütopik bir düşünce. Siyasal uygulamasına baktığımızda bunda başarılı olan bir devletin de çok olduğunu görmüyoruz. Hiç Çin şu anda mesela komünist olarak ifade ediliyor ama ne komünisti? Komünizmle kapitalist, hiçbir alakası yok. Liberal kapitalist bir devlet. Aynen o şekilde. Yani hatta kapitalizmin en acımasız şekilde uygulandığı devlet diyebiliriz şu anda Çin için. Yani bunda... Ama ismi komünist. Yani bunun çok ütopik ve aslında halkı sömürmek için kullanılan bir araç haline geldiğini söyleyebiliriz. İşte bu içeridekilere değiniyoruz ya. Yani ya hakikaten anlamak mümkün değil hocam ya. Ya adam kendi bütün yazılarında açık açık işte ben geçmişteki terör örgütlerinden ismini bile anmayacağım. 12 Eylül öncesi asker, polis, ülkücü öldüren o övüne ondanım diye özgeçmişinde yazıyor. Aradan zaman geçiyor, onu yazmış. Kalkıyor, Öcalan güzellemesi yapıyor, yapabiliyor bu ülkede. Ondan sonra da devlet benden niye hesap soruyor diyor. Bir de ya, barış sever, sosyalist falan diye yanına bazı güzel gözüktüğünü düşünen ünvanlar da alıyor. Ama aslında asıl ülkenin içerisindeki bu karışıklıklara neden olan topluluklarda onlardan oluşuyor diyebiliriz. Ya hocam, aslında yabancılar bu konuda çok şanslı hocam ya. Hiç zorlanmıyorlar bizde böylelerini bulmakta. Elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Şimdi gene bu sürece dönecek olursak, okullardan bahsettiniz. Okullarla ilgili ben de şunu bir şey söylemek istiyorum, size katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi kurulan bu okullar, özellikle 129 taneydi yanılmıyorsam sadece Amerikan okulu, yani bir hafta 10 gün önce yaptığım bir çalışmada görmüştüm. Çeşitli okulların hepsi verilmiş, yabancı okulların. Bu yabancı okullarda okuyan öğrenciler öncelikle o ülkenin dili hazırlık aşamasında öğretilmiş. Dilde bir sıkıntı yok, dili öğrenebiliriz. Fakat öyle bir hale getirmiş ki bu okullar,
burada okuyup ileride devletin herhangi bir kurumunda yönetici olacak olası kimseleri öyle bir devşirmişler ki, zihniyet infialine uğratmışlar ki o 4, 5, 8, 10 senelik süreçte kendi milletlerinden olandan daha çok kendi milliyetine sadık adamlar ortaya çıkarmıştır. Evet. Devşirmeye benzetmeyeceğim tabii ki çok fazla Osmanlı'daki, ama çünkü onlar çocuk yaşta alınıyordu. Onlar aslında ona da benzer bir yapısı söz konusu. Bunu son dönemdeki bazı yine terör örgütleri de yaptılar. Çeşitli yurt faaliyetleri, ev faaliyetleriyle beraber daha genç yaşındayken çocukları alıp onların beynini yıkayarak maalesef çok farklı bir noktaya götürdüler. Bunu din adı altında da yaptılar, sosyalizm adı altında da yaptılar. Bir kisve buldular bir şekilde bunun kapatılması için. Hocam, şimdi çok iyi değindiniz. Aslında onu bir de izleyicilerimize aktarmakta da fayda var. Osmanlı'daki devşirme sistemine baktığımızda, evet, bu çocukları öncelikle şunu söyleyelim, aileleri özel olarak devşirme vermek için çocuklarını özellikle getirdiklerini biliyoruz. Sebebine gelince, bunlar Enderun dediğimiz yerde zaman içerisinde yetişerek vezirliğe, sadrazamlığa kadar ulaşabilen insanlar. Bunlar sadrazam da olduktan sonra baktığımızda, ki var örnekleri, kardeşi Hristiyan papaz olan var. Tabii. Hiç müdahale edilmemiş, dokunulmamış Osmanlı sınırları içerisinde ve yardım edilmiş, öyle yaşamışlar. Ama bunlar öyle değil, bunlar zehirli yılan gibi. Evet, beyni yıkanıyor çünkü. Birinde yetiştirilme söz konusu, devlet bilinciyle yetiştiriliyor, bir meslek sahibi oluyorlar bu noktada. Ama diğer taraftan baktığımızda o çok küçük yaştan itibaren o yurtlarda, evlerde çok farklı eğitim adı altında verilen şeylerle insanların beyninin yıkanması söz konusu oluyor maalesef. Yani Allah'tan öyle bir kadim milletiz ki bunlarla uğraşmaktan bizim kadar tecrübeli başka bir millette ve yorulmuyoruz da. Yoktur. Evet. Ama yorulacak zamanımız yok. Hiç rahat bırakmıyorlar ki hocam. Yani biri bitiyor, biri maazallah hemen yanı başında çıkıyor. Ama dikkatli olmamız lazım işte. FETÖ gider, METÖ gelir. METÖ gider, öbürü gelir. Şimdi dünyanın neresinde gördün hocam? Çalıştın. İngiltere'de hiç Fransız George, ne bileyim Amerikan bilmem ne ya da Rus bilmem ne diye anılan devlet adamları gördün mü hiç? Yok. Bize baktığında İngiliz Reşit Paşa, yok bilmem Rus Nedim Paşa, bilmem. Yani ya Allah aşkına. Değil mi? Evet, doğru hocam. Veya bir Rus hükümetinde, Rus çarlığında var mıydı acaba böyle Türk, işte Osman Paşa ya da Türk Dimitri falan diye? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yok yani, ama bizde olmuş yani. Evet. Biraz yetiştikleri ya da yakın oldukları kültürü çok fazla benimsemişler herhalde. Onun etkisine girmişler. Bir dönem İngiliz, işte Rus, Fransız ve Alman burada etkisi olduğunu görüyoruz. Ve işte tabii reklama gireceğiz, ama hocam reklama girerken bu milli mücadelenin hazırlık safhasında kaldığımız yerlerden artık onu tamamlayıp ikinci reklamdan sonra da yavaş yavaş işte zafere doğru giden, büyük taarruza doğru giden süreci konuşalım. Kazım Karabekir Paşa'da kalmıştık. Evet, yani onun çok büyük mücadelesiyle aslında Erzurum Kongresi toplandı ve bu kongreyle birlikte biz dünyaya tam bağımsızlık istediğimizi söyledik. Çünkü manda ve himayeyi kabul etmeyeceğimizi, milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün ve parçalanamaz olduğunu ilan ettik. Bununla ilgili bir mücadeleyi de başlattık. Sivas Kongresi'nde de bunu tekrar yeniledik ve aslında diğer tüm ülke genelindeki üyelerin katılımıyla da bunu ülkenin tamamının görüşü olarak ortaya koyduk. Sonraki sürece baktığımızda tabii savaş sonraki safhası süreci, var. Savaş safhasına geliyoruz kıymetli hocam. Kısa bir virgül koyalım reklamlardan sonra.
kısa bir aramız var daha doğrusu. Aradan sonra savaş sürecine girelim. Efendim kısa bir aramız var. Aradan sonra Fatih Yıldız hocamla 26 Ağustos büyük taarruza doğru, savaş sürecine doğru gidiyoruz. Kısa bir ara. Efendim yeniden beraberiz. Ekranını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatmakta fayda var. Konumuz Türk'ün zafer ayı, daha doğrusu zafer ayları diyelim. Ağustos, zafer yılları, Ağustos ayı diyelim tarihten bugüne. Konuğumuz kıymetli hocam, değerli dostum Fatih Yıldız, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi. Şimdi sayın hocamla beraber Kurtuluş Savaşı'nın özellikle milli mücadele dönemlerini konuşuyorduk. Çünkü biz zafer ayı dediğimizde onu da aslında değindik. Hep akla 30 Ağustos gelir, çok 26 Ağustos gelir. Bu çok doğaldır ve doğrudur. Bunun yanı sıra Malazgirt gelir, gene çok doğal ve doğrudur. Fakat bunun yanında bilmemiz gereken, bizim tarihimiz açısından önemli olan kimi zaferlerinde hep Ağustos ayı içerisinde olduğunu da belirtmekten geri kalmayalım dedik, evet. Değil mi hocam? Evet. Ve milli mücadelede kongreleri bitirmiştik hocam. Evet, doğrudur. İlk dönem kongreleri bitirdik ve artık iş silahı kuşanmaya geldi. Evet. Tabii kurtuluş mücadelesi, milli mücadele güneyde, doğuda ve batıda farklı devletlere karşı yapılan bir mücadeleydi. Yedi düel. Evet, yani aslında doğuda Ermenilere karşı bir mücadele var ama arkasında hangi devletler var? Ya da işte güneyde Fransızlar yine Ermenilerle beraber bir mücadele içerisinde. Batıda ise arkasında İngiltere'nin, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun yer aldığı Yunanistan'la bir mücadele söz konusu. Çünkü Yunanistan'ın aslında bir hedefi var. Megalo iddia olarak da ortaya koydu. Bizans'ı yeniden kurma düşüncesi. Bu düşünceyi hayata geçirmek adına da gerçekleştirdiği taarruz hareketleri söz konusu. Tabii bu taarruzların başarılı bir şekilde geriye püskürtüldüğü bir süreç var. Ki bu sürece baktığımızda içeride de birçok isyanla mücadele edildiğini görüyoruz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına karşı gerçekleşen isyanlar, hem de düzenli ordunun oluşmasına karşı gerçekleşen isyanlar. Bir yandan içeride bu isyanlarla mücadele edilirken, diğer tarafta Yunanistan'ın Anadolu'daki hedeflerini gerçekleştirmek adına yaptığı taarruzlarla mücadele edilmiştir. Sırasıyla 1. İnönü, 2. İnönü savaşlarında ordumuzun Yunanistan'ın hedeflerini gerçekleştirmesine engel olduğunu, en azından belirli bir süreliğine durdurabildiğini görüyoruz. Sonra Kütahya-Eskişehir muharebelerinde ordumuzun mağlup olması söz konusu oldu. Bu Batı cephesindeki son mağlubiyetimiz, hatta Türk tarihindeki son mağlubiyetimiz de diyebiliriz. Bu mağlubiyetten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bir şeyi tartışmaya başladı. Bu kötü gidişat acaba Ankara'nın düşmesine neden olur mu? Meclisi acaba Kayseri'ye mi taşıyalım gibi fikirler ortaya atılmaya başlandı. Ve bu kötü gidişattan biz nasıl kurtulabiliriz tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Meclisin içerisine baktığımızda da bir Müdafaa-i Vatan grubu var. Başını Mustafa Kemal Paşa'nın çektiği. Bir de ona muhalefet eden muhalefet grubu var. Muhalefet grubu Paşa'nın gitmesini istiyor aslında. Bu noktada da eğer Paşa ordunun başına geçerse, ordu zaten yenilecek. Yenildiğinde de Paşa da yenilmiş olacak. Bu suretle Mustafa Kemal Paşa'dan da kurtulmak mümkün olacak. Yani o dönemde de aslında meclis içerisinde Türkiye'nin iyiye gitmesini istemeyen kesimlerin olduğunu ifade edebiliriz. O yüzden bu başkumandanlık yasası aslında Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif olanlar tarafından ilk etapta dillendirilmiştir. Tabii Mustafa Kemal Paşa'yı destekleyenler de bu fikrin arkasındadır.
amaç farklıdır sadece. Mevcut durumdan, olumsuz durumdan ancak Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesiyle kurtulabileceğini düşünmektedir. Çünkü o süreçte Mustafa Kemal Paşa'yı destekleyenler. İlk defa mecliste bir fikir birliği oluşmuştur. Paşa ordunun başına geçsin. Sonra yetkiler noktasında tabii. Ama işine gelmeyen bir takım beklediklerinden farklı bir düzenlemeler olunca bu sefer de kıyameti koparmaya başladılar tabii, değil mi hocam? Tabii ki. Çünkü Mustafa Kemal Paşa o gün içerisinde ordunun başına geçerse mecliste alınan kararlara hakim olamayacaktı. Bu durum milli mücadelenin seyri açısından bir tehdit oluşturabilirdi. Mevcut durumda ani karar vermek gerekiyordu ve bu kararları verirken her seferinde meclise danışmak bir zaman kaybına neden olabilecekti. Ve daha yeni kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belki de çatırdamasına da neden olabilecekti. İşte bunu engellemek adına aslında kendisine muhalefet olan kişilerin de oyununu boşa çıkartacak bir teklifle meclise geldi. Evet, yani ordunun başına geçerim ama meclisin birçok yetkisini de kullanmak kaydıyla dedi. Ki onun tarihi de 5 Ağustos aslında. 1921 tarihinde kendisine başkumandanlık yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verildi. Sonrasında bu 3 defa uzatıldı ve sonrasında yine sınırsız süresiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar, ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da doğal baş komutan olmuştur. Mustafa Kemal Paşa bu yetkiyi bünyesinde barındırmıştır. Bu yetkiyi almasıyla birlikte tekalifi milli emirleri olarak tarihe geçen milletin orduya destek sağlamasını, daha fazla destek sağlamasını ortaya çıkartacak olan çeşitli kararlar ilan edildi. Zaten Anadolu aslında çok yıpranmıştı. Çünkü uzun süre devam eden bir savaş süreci var. Trablusgarp Savaşı var. Daha savaş bitmeden Balkan Savaşları başlıyor. O bitti, hemen arkasına Birinci Dünya Savaşı ve bir milli mücadele dönemi. Yıllardır devam eden bir savaş sürecinden bahsediyoruz. Ve bu savaş süreci içerisinde hatta elindeki avucundaki aslında her şeyi vermiş durumda. Ama ordunun birçok ihtiyacı var. Çünkü Yunanistan'da seferberlik ilan edilmiş. İngiltere tarafından zaten destekleniyor her şekilde. Ve ona karşı belirli bir güç oluşturmak gerekiyor. O yüzden halk elindeki bütün giyecek maddelerinin, işte yiyecek maddelerinin ya da işte kullanılabilecek, ordu tarafından kullanılabilecek birçok maddeyi orduya hibe etmek durumunda kalacaktır bu yasayla birlikte. Halk zaten bu yasaya uymuştur. Yani çok olumsuz karşılamamıştır. Hatta yani ki sadece bir çift çorabını verenler bile olmuştur. Turgut Özakman'ın Kurtuluş eserinde de. Bunları da okusunlar değil mi? Evet, onu okumak kesinlikle. Çılgın Türkler, yani, hakeza. Çok değerli Turgut Özakman. Zaten Kurtuluş dönemiyle alakalı maalesef ki çok fazla televizyonda da eser yayınlanmadı. Onun o eseri bir televizyon dizisi haline getirildi zamanında TRT tarafından. Biz de hatta lise zamanında Milli Güvenlik dersinde komutan izletmişti bize. Evet, albaylar gelirdi. Evet. Ve o süreci yine de özet de olsa ortaya koyan bir eser olarak herkese ben de tavsiye ediyorum. Hem kitabını hem de televizyon dizisini. Bu arada bizim tabii kıymetli ağabeyimiz Ali Güler Hoca'nın kitaplarına da isteyenler bakabilir bu dönemde. Evet. Özellikle çok Suat Hoca'yla, Suat Akgül Hoca'yla yaptığı, çıkardığı kitaplar var. Bunlar okunası kitaplar. Evet. Tabii o başkumandanlık yetkisinin verdiği durumla birlikte Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Çünkü Sakarya Savaşı var olmakla yok olmak savaşı. Gerçekten öyle. Artık Sakarya Nehri geçilmiş, top sesleri Ankara'dan duyulur hale gelmiş. Ankara'nın düşme ihtimali var ve bu ihtimale karşı Mustafa Kemal Paşa
bir askeri taktikle beraber bu savaştan Türk ordusunun zaferle çıkmasına vesile olacaktır ki o taktikte hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathsa vatanın tamamıdır. Ne demek aslında onu da birazcık açıklamak lazım. Yani bir savaş sırasında bir yerde eğer kurulmuş olan cephe bozulduysa biraz geriye çekildikten sonra tekrar uygun bir cephe oluşturmak, satıhı yani hattı değil de satıh yani vatanın tamamını korumayı amaçlamak üzerine askeri literatüre de geçecek olan bir taktiği ortaya koymuştur. Cephe şey falan yok diyor. Girilen kurulacak barikat olan cephe yok diyor artık. Evet. Artık cephe mephe yok, yürü. İlk düzenli olacağınız yerde düşmanı karşılayın. Böylece ne olmuştur? Düşman devamlı kovalarken karşısında hep düzgün bir savunma hattı görmüştür. Çünkü ordu tam manasıyla bozulmadan biraz geriye çekilerek yeni bir savunma hattı kurmuştur. Bu kovalayan düşmanın yıpranmasına neden olacaktır. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasındaki en önemli etkenlerden biri kullanılan bu askeri taktiktir diyebiliriz. Ve bu hocam araya girdim. Bu o kadar önemli bir savaştır ki uğruna şiirler yazılan Necip Fazıl'ın da vardır şiiri mesela. Adeta 200 yıl süren geri çekilmenin, ricatın son bulduğu yerdir ve 200 yıl sonra Türk orduları ilk defa taarruza kalkmıştır ve o psikolojiyi de üstünden atmıştır değil mi? Son savunma savaşımız. O saatten sonra Türkiye'de herhangi bir savunma savaşı söz konusu olmadı. Gerçi savaştan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetlerinin taarruz edeceğine çok fazla inanan yoktu. Çünkü taarruz edebilmek için karşınızdaki kuvvetten 2-3 kat daha fazla askere ihtiyacınız var. Çünkü taarruz eden ordu daha fazla insan kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Dönem düşünüldüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o kadar fazla bir kuvveti yok. İlk etapta Sakarya Savaşı'ndan sonra ani bir taarruz düşünülse de hem kış aylarının yaklaşması hem de ordunun tam olarak hazır olmamasından dolayı bundan vazgeçilecektir ve ilkbahara bırakılmıştır taarruz harekatı. Tabii mecliste muhaliflerin de oldukça yoğun eleştirel bir süreci var. Çünkü taarruzun bir intihar olacağını söyleyen muhalifler de var. Taarruzun gecikmesiyle birlikte neden taarruz etmiyoruz, neden bu kadar geciktik diyen yine muhalifler var. Mustafa Kemal Paşa hem bu muhaliflerle tabii ki usulüne uygun bir şekilde mücadele ederken hem de bir yandan çok gizli bir şekilde ordunun ihtiyaçlarını karşılayarak taarruza hazır hale getirmeye çalışmıştır. Bir yandan da dünyadaki bu barış görüşmelerine de devam edecektir. Çünkü İngiltere'nin özellikle sömürge alanlarındaki çeşitli karışıklıklar Hindistan başta olmak üzere ve Anadolu'da yaşanan olumsuz hava Sevr'i biraz yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmek adına barış girişimlerine vesile olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunlara katılacaktır. Çünkü katılmaması demek o gün için barışçıl davranmadığını ortaya koyar ki basın burada önemli. Çünkü Yunanistan işgallerini haklı göstermek için aslında Türkleri işgalci olarak dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışmıştır. Biz aslında bizim olan geçmişten beri kendi topraklarımız olan toprakları tekrar ele geçirmeye çalışıyoruz. Propagandası yapmaya çalışmıştır. Bunun engelleyebilmek adına ve gerçekten barışı tesis edebilmek için bu görüşmelere katılmıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama Sevr'in hafifletilerek kabul ettirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir tampon bölge oluşturulması ön plana koyulmuş. Yunanistan'ın Anadolu'yu terk edeceği ifade edilmiş ama Trakya bölgesindeki işgali devam edeceği söylenmiştir. Türkiye buna karşılık 4 ay içerisinde Anadolu'nun terk edilmesini isteyecektir Yunanistan tarafından. Bu İngiltere'nin kabul edeceği bir şey olmamıştır ve reddetmiştir. Sonraki sürece baktığımızda bu görüşmelerin birkaç defa daha gerçekleştiğini görüyoruz.
Ama bir başarı şansının olmadığı Mustafa Kemal Paşa tarafından da zaten bilinen bir gerçek. Sonraki sürece baktığımızda tabii ordunun hazırlıklarını bir sene içerisinde tamamladığını görüyoruz. Nasıl? Sakarya Savaşı'nda hemen hemen yarı yarıya olan asker sayısı büyük taarruza doğru ilerlerken eşitlenme noktasına doğru ilerlemiştir. Yaklaşık 218 bin, 220 bin civarındaki Yunan askerine karşı 190 binin biraz üzerinde bir Türk askerinin bu mücadelenin içerisinde yer alacağını görüyoruz. Bu da tabii ki o bir yıllık hazırlıkla alakalı bir durum. Bu hazırlık aşaması çok gizli tutulmaya çalışılmıştır. Çünkü bir rehavet ortamı istenmiştir aslında. Yunanistan her ihtimale karşı bölgede güçlü savunma setleri kuracak. Hatta İngiliz komiseri orayı gezerken diyecektir ki bu setlerin bir tanesi bile 6 ayda geçilemez diyecektir. Eğer geçilirse 2 günde kazandık diye de söylerler gibi bir ifadesi söz konusu. O 6 ayda geçilemez denilen setlerin tamamı 4 günde geçilecektir. Tabii bunun gizli şekilde hazırlık sürecinden geçtiğini de ifade etmemiz gerekiyor bu süreç içerisinde. Ve tabii işte Sakarya'nın böylesine hem ordunun maneviyatını arttırması ve Türk milletinin özellikle artık dediğiniz gibi son savunma savaşı olup artık taarruz etme aşamasına gelmekte ki önemi ve bu aynı zamanda bir sene bir hazırlık evresiyle Türk ordusunun çok iyi bir şekilde artık iyi düzenli bir şekilde taarruza hazırlanacak ve artık Kocatepe'ye doğru geliyoruz değil mi? Tam bu sıralarda işte futbol maçları mı istersiniz? Dikkat çekmemek için Mustafa Kemal Paşa'nın çay partisi, hatta işte öğretmenlerle yaptığı toplantılar gibi, hatta iptal ettirmiyor. Ve burada aslında şu da çok önemli, bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hocam, bütün bu süreçlerde eğitim konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç geri adım atmadığını görüyoruz. Eğitimi bir dakika bile geri kalmasına müsaade etmediğini görüyoruz değil mi? Tabii. Zaten eğitim kongresine de katılmıştır toplanan. O açıdan söyledim. Evet. Yani baktığımızda ne kadar düşmanla mücadele ederse etsin bu millet, bunu kazandığında ülkenin müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi için eğitimli bir kadroya ihtiyacının olduğunu Mustafa Kemal Paşa biliyor. Ve bu noktada eğitimden hiçbir zaman taviz vermiyor. O süreçte hiçbir köy okulu öğretmensiz neredeyse kalmamıştır ki öğretmenler de o süreçte savaşta askerde olan var. Bin bir sıkıntıyla birçoğu maaş almadan, vekillerin de birçoğu bir dönemde maaş almadan çalışmalarını yürütmüş. Çok farklı bir dönem tabii ki. Büyük taarruz sürecindeki bu gizli tutulması, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, yani futbol maçı düzenlenmiştir ya da işte basın aracılığıyla bir çay partisi düzenleneceği söylenmiştir. Halbuki Paşa o süreçte Konya tarafına doğru hareket edecektir. Afyon tarafına doğru hareket edecektir. Yani Afyon-Konya demiryolu tarafına, Afyon'un güney kısmına doğru hareket edecektir ve o bölgede çeşitli toplantılar gerçekleştirecektir. Mecliste de hatta Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakınlarında olan insanlarda bile taarruzun ne zaman gerçekleşeceğine dair tam bir bilgi Haziran'a kadar oluşmamıştır. Yani Haziran ayında yavaş yavaş Ağustos ayında bir taarruzun başlayacağı, günü belli olmamakla birlikte başlayacağı noktasında haberdar olmuşlardır. Ve 26 Ağustos'ta başlayacağı, taarruzun başlayacağı bilgisi de Ağustos ayı içerisinde komutanlar tarafından tam manasıyla öğrenilmiştir. Bu kadar gizli tutulmuştur gerçekleşecek. Ve cepheler artık ayrılmış. Hatta burada yapılırken bazı komutanların taarruza karşı çıktığı, böyle topyekün bir taarruza geçilip bütün ordunun kaybedilme riskinin olduğunu söylemelerine rağmen Mustafa Kemal Paşa'nın da söylemleri vardır hocam, orada der biliyorsunuz.
zaten eğer kaybedersek yaşamanın bir anlamı yok. Şöyle hocam, mesela evet, Sakarya Savaşı kazanıldı ama Anadolu'nun batı tarafının tamamı İtilaf Devletleri'nin kontrolünde. Ki bunu dile de getirdiler, yani Türkler Sakarya Savaşı'nı kazanmış olsalar da savaşın hala mağlubudurlar. Çünkü Batı Anadolu asla kendilerine verilmeyecek şeklinde bir ifade de söz konusu. O yüzden eğer toprakların ele geçirilmesi, tekrardan işgal altındaki toprakların ele geçirilmesi düşünülüyorsa bunu ancak taarruz yaparak gerçekleştirebilirsin. Ki Sivas Kongresi'nde alınmış kararlar var. Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmak. Misak-ı Milli, Türk milletinin milli andı. Önüne koyduğu bir hedef. Ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için taarruz etmekten başka çare yok. Ya istiklal ya ölüm mentalitesiyle hareket eden bir komutan ve ordusu bu taarruzu yapmaktan başka çaresi yoktu hocam. O yüzden zaten bu hazırlıklarını bitirdi. Orduyu ikiye böldü. Kuzey kısmına, Afyon'un kuzey kısmına daha az sayıda askerini, 2. kol orduyu bıraktı. Güney kısmına daha çok sayıda asker bıraktı ki baktığımızda Yunanistan'ın asıl kuvvetlerinin Afyon'un kuzeyinde olduğunu görüyoruz biz. Burada bir yanıltma söz konusu. Yani güneyden gireceğini tahmin etmelerini istememiştir Mustafa Kemal Paşa. O yüzden bu süreçteki asker sevkiyatları hep gece gerçekleşmiştir. Ayak izi bırakmamak için bile bir mücadele söz konusu olmuştur. Atların toynaklarına bağlanan bezler bağlanacaktır. Ki bazen şöyle bir durum da söz konusu. Gece yürüyüşünden sonra çok az sayıda da olsa gündüz geri kuzeye doğru bir ilerleme söz konusu. Ki biz gündüz kuzeye doğru ilerlediğimiz için aslında sevkiyatımızı kuzeye yapıyoruz. Bunu anlatmaya çalışmıştır, göstermeye çalışmıştır Mustafa Kemal Paşa. Bu surette de baktığımızda başarılı da olmuştur. Hiç kimse tahmin etmemiştir. Tam bir baskın olacaktır. 26 Ağustos sabaha karşı 5.30'da taarruz emri verilecektir. Ve bu taarruz emriyle birlikte ilk etapta Tınaztepe tarafı ele geçirilecektir. Ertesi gün Afyon düşmüştür. Afyon ele geçirilmiştir. Yunanistan hızlı bir şekilde, uzun süreç içerisinde ele geçirdiği o toprakları çok hızlı bir şekilde kaybetmeye başlayacaktır ki 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da bir meydan muharebesi gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın hedefi güneyden ve kuzeyden kuvvetleri birleştirerek bir de İzmir tarafına doğru arka kuvvetlere doğru da süvari birliklerini göndererek Yunanistan'ı Fahrettin bir çember içerisine almak hedefi vardır. Çünkü eğer Yunan ordusu orada büyük zayiatlar vermezse, sağlam bir ricat yaparsa geriye doğru çekilmesi durumunda yeniden bir mücadele yapmak gerekecek ve o mücadeleyi ortaya koymak çok mümkün değil. Bir de ordunun o durumu da önemli. Yani devam. Şimdi şunu bile söylüyoruz hocam. Hani biraz belki futboldan örnek olacak ama diyorlar ya 3 günde bir maç yapıyoruz, 3 günde bir maç yapıyoruz. Futbolcu dayanmıyor. Ya 3 günde bir maç yapan futbolcu onu dayanamıyorsa cephede günlerce savaşan bir ordu devamlı. Tabii Mustafa Kemal Paşa demir balyozu bir anda vurmak istemiştir. Ve o vurmasıyla birlikte aslında batıya doğru ilerleyiş de 300 kilometre hocam. Yani mücadeleden sonra, o meydan muharebesinden sonra, o 30 Ağustos'ta gerçekleşen o büyük zaferi, bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği büyük zaferi kazandığımız o meydan muharebesinden sonra 1 Eylül'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri olarak ifade ettiği o meşhur emriyle beraber batıya doğru Yunan ordusu takip edilecektir. Ve 300 kilometre hocam, 300 kilometre boyunca bu takip söz konusu olacak. 9 Eylül'de İzmir, 10 Eylül'de Bursa, nihayet 18 Eylül'de Çanakkale'ye kadar ordumuz ilerleyecektir. Ve burada tam da şu, gene hocam onu da hatırlatalım. Aslında pek çok izleyici bu konulara tabii şey yapmayan, okumayan, bilgi sahibi olmayan arkadaşlarımız da soruyor. Akdeniz diyor ama Akdeniz daha aşağısı değil mi
denir. Aslında değildir. Evet. Bugün Ege dediğimiz deniz diye bir deniz yok. Ege, Akdeniz'in devamıdır. Evet. Ve o dönemlerde, Osmanlı döneminde de hep Akdeniz diye geçer. Sonradan verilmiş bir isim olduğunda söyleyelim değil ben mi hocam? Ben daha ilginç şeyler okudum hocam. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın o emri verirken eksik coğrafya bilgisiyle verdiğini söyleyenler bile var. Yani yok o yüzden, artık. Evet, yani o yüzden tabii ki hayatı o bölgede cephelerde geçmiş bir insan için bu ifadelerin kullanılması... Selanik'te çok, doğmuş bir evet, insan için. Yani çok komik gelmekle birlikte Akdeniz derken Antalya sahillerini kastetmedi. Zaten İtalyanlar o bölgeden çekilmişlerdi. Sakarya Savaşı'ndan sonra. Yine güneyde baktığımızda Fransızlar da Ankara Savaşı ile birlikte antlaşmayı yapıp çekildi. Yani bizim ilerleyeceğimiz nokta Batı, İzmir, Batı Anadolu ve Trakya bölgesi. Bunu hangi zihniyet yazabilir ki? Yani ana kronolojinin de yani onu da aşıyor artık bu. Yani bu art niyetle yazılan ve eksik coğrafya bilgisi. Hay Allah. Yani bir de şu bunu da var. Bunu ilk defa duydum hocam. Hani niye Akdeniz dediklerini hani biliyorum işte oradaki o yanlış anlaşılmayı ya neden Akdeniz denir diye merak edenleri biliyorum ama yani eksik coğrafya bilgisi. İşte biraz tarihi karakterlerimizin hak ettiği değeri azaltmaya yönelik bilinçli yapılan faaliyetler olduğunu düşünüyorum. Yani Ege Denizi gene tekrar edelim. Ege Denizi o dönemlerde Ege diye bir deniz yoktur. Yok. Tamamen Akdeniz'dir. Ege çok sonrasında ortaya çıkıp konuşulan, isimlendirilen diyelim daha doğrusu. Hatta pek çok coğrafya atlasta da dünyadaki Ege diye de geçmez. Hala Akdeniz diye de geçer. Birkaç da Adalar Denizi de denilmiş. Adalar Denizi, evet. Denilmiş ama hiç Ege Denizi ifadesi yok. Sonradan oluşan bir ifade. O yüzden zaten Adalar Denizi demesi de çok mantıklı değil Mustafa Kemal Paşa'nın o süreçte. O yüzden Akdeniz ifadesini kullanmış. İzmir tabii Yunan ordusu çekilirken birçok tahribat gerçekleştirmiştir. Bu tahribatlarının da bir kısmını dünya basınında Türklerin gerçekleştirdiğine dair provokatif söylemlerini de sürdürmüştür. Ama tabii ki gerçek böyle değil. Bölgede yaşayan bazı Rumların o süreçte Yunanistan'a destek vermeleri söz konusu. Onların da göç etme hadisesi var. Onlar da gitmek durumunda kalmışlardır. Çünkü yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunun farkındalar. Bir de kapı komşularının yüzüne bakacakları bir durumları kalmamış durumda. Tabii hepsi için söylememek gerekir. %70'i böyle, %80'i evet, böyle hocam. Evet. Aynı şey araya girdim ama demin bahsettiğiniz Ermeni meselelerinde bu millet, onlara milleti sıddıka, sadık millet. Sendete sadıka demiş. Yani sadık millet demiş. Paşalık almışlar. Hep para işiyle uğraşmışlar. Askere gitmemişler. Dolayısıyla yıpranıp ölmemişler. Osmanlı topraklarında yaşadıkları süre içerisinde. Fatih fethettiğinde Gregorian Kilisesi'nin kurulmasına, mezhepleşmesine önemli rol oynamış. Aynı şekilde Rumlara bunu yapmış. Ama dönüp baktığımızda Hınçak Taşnaklardan bahsettiniz. Onun dışında Kıbrıs'ta ve Mısır'da özel olarak kurulan Ermeni katillerinden oluşan lejyonlar var. Tabii var. Bu lejyonlar gelecek. İşte, Birinci Dünya Savaşı esnasında bizim ordularımızla savaşacak. Bunları nereye koyacağız o zaman? Ya burada aslında sözün bittiği yer diyebiliriz. Yani bu ihanet nasıl oluşmuştur? Nasıl kandırdılar bunları, bu duruma getirdiler? Bu kadar destek veren, ki Türklerin bu kadar hakkı yoktu Osmanlı Devleti'nde. Onu demek istedim. Rumlar yani kadar da yoktu, Ermeniler kadar da yoktu. Rum Patrikhanesi'nin de yetkileri son derece yüksek seviyedeydi. Onlar da ajanlıktan hiç geri kalmadılar. Hiç, yani Türkiye en çok, yani Osmanlı en çok Rum Patrikhanesi'nden çekmiştir zaten. O yüzden bu tamamıyla bir düşmanlık kültürünün oluşmasıyla alakalı aslında. Bugün Ermenistan'da okutulan kitaplarda da biz bunu maalesef görüyoruz. Ya da oradaki kamplarda da biz bunu geçmiş belgesellerden takip ettik.
bu düşmanlık serüveninin devam ettiğini, Ermeni diasporası tarafından da devam ettiğini görüyoruz. Rumlar tarafından da devam ettiğini görüyoruz. Tabii çok akademik bir söylem olmayacak ama bir kuyruk acısının da olduğunu söylememiz gerekir bu noktada. Ama bunları yaparsan bu böyle olur tabii. Ermeni tarihiyle ilgili çok eserde okuduk hocam. Bunlar da Hoylar, Moylar'a kadar gittik geldik. Ya bunlara en büyük zulümü yapan Bizans dedikleri Doğu Roma. Ortodokslar. Yani Bizans orada mezheplerini değiştirsin diye yaptığı baskı, hatta Selçuklu Anadolu'ya geldiğinde o uygulamış olduğu herkesin mezhebini, dinini özgürce yaşayabilecekleri yapıyı kurmaya çalışması karşısında Ermeniler Selçuklara destek de vermiştir. Urfalı Mateos'u okusunlar, görsünler. Tabii. Çok yani rehberlik etmiştir Anadolu'da Bizans'a karşı Ermeniler Türklere. Orada destek de vermişlerdir. Çok uzun yıllar devam etti. Selçuklulardan sonra Osmanlı döneminde altın çağını yaşadılar. Ama işte biraz bu Fransız ihtilalinin oluşturduğu bir yapı var. Sonrasında Osmanlı'nın güçsüzleşmesinin çok büyük orada etkisi Rusların var. Rusların nifak tohumları ekmesi. Rusların orada uyguladıkları istihbarat çalışmaları günümüzün çalışmaları değil aslında. İstihbarat çalışmaları çok eskiye dayanıyor. Ve Anadolu da bu noktada Rusya tarafından olsun, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere birçok devletin ajanlarıyla o süreç içerisinde mücadele etti. En meşhuru Lawrence mesela. Ha. Yani hani baktığımızda tarih artık Lawrence, isim. Tabii hiç bitmedi. Özellikle Taha Niyazi Karaca Hoca'ya da selam olsun. O da Betrut Gel ile ilgili yazdığı Sınırları Çizen Kadın diye her türlü ajanı arkeolog adı altında işte bilmem çeşitli insan yardım kuruluşları adı altında bölgeye gönderip çeşitli bölgelerin ayaklandırılması organizesini bunların her daim yaptıklarını görüyoruz. Ya hocam bunları işte tabii dinledikçe aslında ne kadar birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini. Evet. Ne kadar şanlı bir tarihimiz olduğunu, ne kadar asil bir millet olduğumuzu görüyoruz. Yani her dönem ya istiklal, sözün bittiği yer ya istiklal ya ölüm. Bunu söyleyebilecek dünyada kaç millet vardır? Ve hiç vazgeçmemişiz. Yani sadece Mustafa Kemal Paşa'yı ayrı bir yere koymayalım. Bütün Türk tarihi bütün boyunca. Bütün Türk tarihinde biz bunu uygulamışız. Tabii. Şimdi 26 Ağustos tabii büyük taarruza geçtiğimiz için bunları zikrediyoruz ama aslında başında da anlatmaya çalıştım ya hocam hep Ağustos deyince ya da 26 Ağustos dediğimizde hep Malazgirt ve büyük taarruz akla gelir. Evet gelmelidir de bunları hep yaşatmalıyız da ama sadece bunlar açısından değil. Evet. Mirya Kefalon'dan bahsettik. Tabii. Çok önemlidir. Çaldıran, Mercidabık, Mohaç, Kıbrıs'ı işte konuşurken... Belgrad'ın fethi var. Belgrad. Evet. Yani bunlar ordu, aslında tabii Osmanlı ordusuna ya da Türk orduları diyelim Osmanlı özelinde değil. Bir yere gidecekse bunun kararını eski Türklerde biliyorsun hocam, eski Türk, İslam öncesi Türk tarihinde diyelim. Üç tane toyları oluyor. İşte bir tanesi... Birinci toy dediğimiz bahara yakın hazırlığa çıkılacak zaman, öbürü işte Ağustos sonrası zaferden gelindikten sonra durum değerlendirdiği ve en sonra da önümüzdeki senede nereye gideceğiz, ne yapacağız, onun hazırlıkları. Aslında kışın bir nevi hazırlıkla geçtiğini görüyoruz ve Ağustos'a giden süreçte özellikle o günün şartlarında şimdi Belgrad'a doğru yola çıkan bir ordu, değil mi? Evet. Yani 3 günde uçakla 2 saatte 3 saatte gitmiyor. 3 günde de gitmiyor oraya. Tabii ki. Yani günler süren bir süreçten bahsediyoruz. Yani hep söylenir ya Osmanlı padişahları çok dindardır, neden işte haca gitmediler ifadesi. Yani o biraz
hani o dönemin şartlarını da düşünmek gerekir. Yani ya o günümüzdeki bu uçakla yani, yani otobüsle yani arabayla gidilmiyor ki. Size ne be kardeşim yani, evet, yani her şey bitti o mu kaldı? Size ne yani? Aynen o şekilde. Ha? Bir de günün şartlarına göre günü değerlendirmediğimiz zaman tarihi doğru değerlendirmiş olmayız. Bazen hani günümüzün kurallarına, kaidelerine hatta teknolojisine göre geçmişi yargılıyoruz, değerlendiriyoruz. Ve bu yargıyı yaparken de çok doğru yapmadığımızı büyük haksızlık ediyoruz. Evet. Haksızlık da değil, cahillik ediyoruz. Evet. Yani dünün 500 sene öncesini bugünden nasıl bakıp değerlendirelim? Ya padişahın buradan kalkıp Mekke'ye, Medine'ye gitmesi demek ya 5-6 ay sürer. Tabii. Atla gidip gelmesi. Ya bir tahtı kim? Taht ne olacak? Bir de senin bulunduğun coğrafyada böyle bir boşluğu kaldırmaz ki senin bulunduğun coğrafya. İşte İkinci Murat'ın tahttan çekilmesini fırsat bildi Bizans. Şehzade Mehmed'i küçük gördü. Hemen saldırıya geçti. Yani en küçük fırsatı bile değerlendiren düşmanlarım var. Yani taht boşluk kabul etmez. Hiçbir şekilde. Hatta şunu da tekrar bu vesileyle söylemiş olalım. Osmanlı'nın tefrişat törenleri vardır. Yani merasimleri vardır. Özel protokol kuralları vardır. Bunların en başında ölen padişahın daha defni yapılmadan önce hemen otağı kurulur ve yeni padişah tahta geçer. Taht boşluk kabul etmez. Ondan sonra yeni padişah meftun olan padişahı defnetler. Evet. Zaten taht kavgalarının Selçuklu döneminden başlayarak nelere neden olduğunu da bildiğimiz için tahtın boş bırakılmasının devletin ve milletin bekası adına çok büyük bir sorun oluşturdu. Büyük bir zayıflığa uğradığını, uğrattığını görüyoruz. Ve hocam 9 Eylül'de artık hani Mustafa Kemal'in ya tarihi bir şaşırma hadisesi de vardır. Yani yanlış tahmin etmişim diye bir gün iki gün evet. Hani buluşuruz der orduya İzmir'de şu tarihte. Onu da kısaca bir... Evet yani normalde birkaç gün önce İzmir'in ele geçirileceği düşünülmüştür. Ancak 9 Eylül'de İzmir ele geçirilir ve zaman olarak biraz yanılmışım der o süreçte. Çok kısa aslında baktığımızda koyulan hedefler birçok kişi tarafından gerçekçi görülmese de günümüzden baktığımızda çok kısa hedefler. Düşünün yani Anadolu'nun tamamı işgal edilmiş. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz deniliyor. En iyi ihtimalin bir manda yönetimi olduğunu düşünen insanlara karşı manda ve himaye asla kabul edilemez deniliyor. O yüzden Mustafa Kemal Paşa da koyduğu hedeflerini aslında gerçekleştirirken tabii inanç var etrafındakilerin ama dışarıdan bakıp da mümkün değil. Bunlar çıldırmış, bunlar delirmiş gibi yorumlar yapan insanlar da söz konusu. Var. Çünkü koyduğunuz ortaya güney sınırlarınızda artık Fransız'ı gelmiş, İngiliz'i gelmiş. Bunun yanında İtalyan'ı bir şekilde gelmiş gitmiş. Doğuda tehdidin var. Batı'da bunlar gelmişler. İşte bu konjektürde. Bir de destek alacak çok fazla yer yok. Çünkü belki de hiç yer yok. Bitkin biraz işte Sovyet Rusya'dan o süreçte. Ama o da tabii orada aslında onu da tam belki de bilmiyoruz. Sovyetler kurulmadı daha. Orada da yardımı aslında veren Türk işgal altındaki Türk Cumhuriyetleri olduğunu da açıklayan yazan belgelere de ulaştık yani gitsin diye. Özellikle işte Osman Baturların yani Enver Paşa da orada şehit oldu aslında. Tabii. Zaman yani orası sınırında şimdi ata toprağı. Rusya destek verirken de Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için bu desteği vermiyor aslında. Ve söylediğinden çok daha az destek vermiştir. Desteği neden veriyor? Şimdi bir yönetim değişikliği söz konusu. Anadolu'ya emperyalist devletlerin hakim olması Rusya açısından, güvenlik açısından bir kere bir tehdit.
Diğer taraftan Fransa'dan yine alınan küçük destekler var. Bunun sebebi de Fransa bölgeden çekildi. Zaten İngiltere ile bir rekabet içerisinde. Ve İngiltere'nin aslında bir çalımı da var Fransa'ya. Tabii, tabii. Güneyde. Suriye İtilafnamesiyle biraz çözülmüş olsa da orada bir Fransa'nın İngiltere'ye karşı duymuş olduğu bir güvensizlik de söz konusu. İngiltere ilk defa belki de o süreçte biraz istediği desteği, diplomatik desteği alamadı Fransa'dan, Rusya'dan, dünyanın diğer devletlerinden, İtalya'dan. Ki İtalya'ya da aynı şekilde bir çalım söz konusu. Tabii. Batı Anadolu'nun, İzmir'in İtalyanlara verileceği ifade edilirken sonrasında Yunanistan'a verilmesi. Sanki bağışlıyorlar. Kimin toprağını bağışlıyorlar? Bir de o var. Yani İngiltere'nin yaptığı bu gizli anlaşmalarda verilen topraklara bakıyoruz. Hepsi Osmanlı toprağı. Kimin toprağını kime veriyorsun? Ama tabii kandırılmıştır İtalya. İtalya aslında bu savaşın en büyük kaybedenlerinden biri. Savaşı kazanıyor ama hiçbir şey kazanamıyor. Kazanamadığı için ekonomik olarak da büyük sıkıntılar. Kazanamadığı için çöküşe geçiyor. Ve o işte Mussolini iktidarı da bu durumun içerisinde türüyor 1922'de. Sonraki süreçte de bu tabii 2. Dünya Savaşı'na götürecek. Aynı durum Almanya için de geçerli aslında. Tam onu söyleyecektim. Yani uyguladıkları, aslında kazanan devletlerin uyguladıkları bir takım yanlış politikalar bu her iki devlette de, işte birinde Hitler, birinde Mussolini gibi faşist diktatör zihniyetlerin ortaya çıkmasını, yani biraz daha birleştiriyorlar onları. Çünkü işte kavgamda yazar 500 mark bir ekmek der yani. Evet. Ki 29 Bukranı ile beraber. Şimdi Paris Barış Konferansı ifadesi kullanıyor ama aslında değiştirebiliriz. Paris Savaş Konferansı da diyebiliriz. Çünkü barış konferansıdır ama dünyaya bir barış getirmemiştir. Çünkü kaybeden milletlere, devletlere yaşam imkanı sunmayacak derecede ağır hükümleri vardır. İşte o kaybeden devletlerde kendilerine yaşam imkanı bulabilmek adına bir mücadele içerisinde 2. Dünya Savaşı'na doğru ilerlemiştir. Türkiye neden dahil olmamıştır? Türkiye zaten mücadelesini yapmıştır. O yüzden böyle bir mücadeleye ihtiyacı yoktur. Ama Almanya'nın Versay'ın prangalarından kurtulması için başka çaresi yoktu. O yüzden bu savaşın içerisine biraz da girelim. Tabii hocam, şimdi Servi yırtıp atmışsın sen. O Versay'ı yırtıp atamamış. Evet. İşte büyük taarruz aslında Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasındaki en önemli mihenk taşı olarak ifade edebiliriz. Hala bunu tartışan ileri zekalılar var ya hocam, akıl sır ermiyor. Hani senelerce gündemi meşgul ettiler. İşte bilinmeyen maddeleri 100. yıl açıklanacak. Çok şükür kurtulduk hocam. Ne oldu? Yani en azından aslında yanlış söyledik. Biz 150 diyecektik derler. Hani evet. 100. değil 150. yılı. Bunu da derler yani. Lozan süreli bir anlaşma değildir. Bir de Lozan'a çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Boğazların Lozan'la kaybedildiği gibi bir söylem de bazen alabileceğinin en iyisini almışsın. Evet. Yani mesela alabileceğin bir şey vardı da sen mi alamadın? Şartları hiç vermiyor ki adam. Zaten senin neredeyse hani şunu da söylüyorlar, onu da konuşalım hocam. Ya sen benim karşıma geldin bu anlaşmayla ama biz daha diyor 1. Dünya Savaşı'nın hesabını dürmedik ki. Sen şimdi bizden Kurtuluş Savaşı'nın hesabını soruyorsun. Biz diyor 1. Dünya Savaşı'nın şeyini dürmedik. Tabii. Bir de Ser öyle bir anlaşma ki hocam. Ya. Tamamıyla Osmanlı Devleti'nin topraklarını pay ettikleri ve kapitülasyonlarla ekonomik olarak da sömürdükleri bir anlaşma. Oradan çıkıp Lozan gibi bu ülkeye tam bağımsızlığını kazandıracak bir anlaşmayı itilaf devletleri çok zor kabul etmiştir, başta İngiltere olmak üzere. O yüzden anlaşma süreci çok uzun sürecektir ki bazı konularda da anlaşmaya varılamayacaktır, sonraya bırakılacaktır. Tabii. Musul meselesinde olduğu gibi. Ama Paşa'nın orada ifade ettiği iki konu var Mustafa Kemal Paşa'nın. Asla taviz verilmemesini istediği, biri kapitülasyonların kaldırılması, biri de Ermeni meselesi. Çünkü kapitülasyonların kalkmadığı sürece ne kadar toprak kazanırsa kazansın, ekonomik bir bağımsızlık olmadığı için bağımsızlık söz konusu olmayacaktı. O yüzden aslında hayati konular da taviz verilmemiştir. Ama bir anlaşma sürecinde karşılıklı tavizler verilir. Ve mecburen tabii ki Misak-ı Milli'nin tamamını gerçekleştirmeyi o dönemin komutanları veya siyasetçileri arzulamışlardır. Ama
o günün konjektüründe ancak bu kadarı elde edilebilmiştir. Nitekim işte eleştiriyorlardı. Ne oldu? Mustafa Kemal Paşa Boğazlar konusunda Montreux'la uygun zamanı, yeri ve zamanı geldiğinde çevirdi, düzeltti. Hatta şimdi okuduğum kitapta diyor ki Ruslar, ya diyor bu Boğazlar meselesi bizim için çok kritik. Yani bu imza atan devletler arasında baktığımızda bizim Japon İmparatoru kadar sözümüz yok. Japon İmparatoru savaşı kaybetti. Burada ama söz sahibi. Var, evet. Biz burada sınır komşusuyuz, sınırız. En çok bizim bu konuyla ilgilenmemiz lazım. Bunun düzeltilmesini çok da talep ediyor tekrar. Kendisinin menfaatine olacak şekilde. Bizim buradakiler de hala onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Ya bu ülke savaştan çıkmış. Hem de hocam sözünü kestim, vereceğim. Hocam. Hem de kaç sene savaşmış yani. Ben dedemin anılarını dinledim. Ben de yazılı bir şekilde var. Ya 13 yıl, 14 yıl bir insan savaşır mı? Tekrar köyüne döndüğünde şaşırmışlar. Sen nereden geldin diye. 14 yıl ya. Bir gidiyor Trablusgarp'a. Trablusgarp'a 1910'dan sonra geliyor 1923'te. Evet. Öyle. Böyle uzun bir savaş yok zaten. İkinci Dünya Savaşı bile 6 sene sürdü baktığımızda yani. Bunlar ne anlatıyorlar yani? Yani bazılarının da dediğimiz gibi yani tarihin tam okunmadan belki kulaktan dolma bilgilerle işte bu Lozan'ın süreli bir anlaşma olduğuna dair şehir efsanesi gibi. Bir de Lozan'ın değerini Sevr'i anlamadan Lozan'ı anlamak mümkün değil. Boğazları Lozan'la kaybetmedik, Sevr'le kaybettik. Biz Lozan'la Boğazların en azından komisyonuna bir Türk başkan koyabildik ki o günün şartlarında bu şekilde bir anlaşma yapılması doğruydu. İlk fırsatta sizin de ifade ettiğiniz üzere işte bu özellikle İtalyanların Habeşistan'ı işgal etmesi evet, gibi ya da işte Hitler'in yayılmacı politikaları Mustafa Kemal Paşa'nın akılcı bir siyaset güderek Boğazların mevcut statüsünün dünya güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etmesiyle birlikte Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni oluşturacak konferans toplandı ve günümüz sözleşmesi oluştu. Aslında 20 yıllığına oluşan bir sözleşme. Kimse itiraz etmediği sürece. Evet. Kendi kendini yenileyen bir sözleşme. Bu saatten sonra da zaten itiraz söz konusu olmaz. Ne itiraz hocam? Yani artık. Yani o yakında yırtıp atmaya da geldi artık. Evet. İş oraya kadar da geldi yani. Ama Türkiye haricinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni bu saatten sonra tartışmaya açacak bir devletin hukuksal bir dayanağı yok. En azından onu söyleyebiliriz. Hocam bu saatten sonra dil hukuksal ne yapsalar hava. Evet. Ama acaba bu saatten sonra yani o dedik ya 200 yıldan sonra ayağa kalk Sakarya, ayağa kalktı bu millet, orada emekliyordu, ayağa kalktı. Sendelese de ayakta durmayı başardı ve 100 yıl sonra artık o eski ihtişamlı Türk'ün ihtişamlı günlerine döndü. Teknolojisini savunma sanayinde kendi yapan, kimseye sormadan operasyonları yapan, Suriye'ye giren, oraya giren. Biz hatırla bundan 10 sene, 15 sene ya da 25 sene diyelim ya da bizim askerlik dönemlerimize baktığımızda ya duyardık ordu girecek giremiyor, girecek giremiyor. İzin alamıyor. İzin alamıyor bilmem ne. Şimdi hiç sen de kimsin diyor, dalıyor. Kimseyi tanımıyor, kimseyi dinlemiyor. Öyle tabii savunma sanayideki gelişmeler burada çok önemli. Bir de irade oluşturmak da çok önemli. Yani Türkiye'nin bağımsızlığı için gerektiğinde tüm dünya karşında olsa da ona yönelik bir karar alma mekanizmasını da oluşturmak gerekiyor. İrade güçlü olduğu bunu zaman da ancak bu yapılabilir. Peki Sayın Hocam son 1,5-2 dakikamız var. Ağustos'u seninle bak ne planladıysak hocam hiçbirini daha konuşamadık. Evet. Olsun bir daha senden söz alırız, bir daha seni ağırlarız. Sayın Hocam son olarak bir Ağustos ayının Türkler için önemini bize bir toparla istersen.
Şimdi Zafer Bayramı'nı özellikle söylemek istiyorum. İlk defa 1924-30 Ağustos'ta bu bir anma etkinliği olarak kutlandı. Sonrasında iki sene sonra 1926 yılında da bir milli bayram haline getirildi. Günümüzde de Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Fakat belki bu noktada gençlerimizin bu zaferin nasıl oluştuğuna dair daha bilgi sahibi olması gerektiğini, bu zaferin neden kaynaklandığını daha iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz 29 Ekim, 23 Nisan okul dönemine denk geldiği için o tatil hasebiyle öğrenciler bu bayramları biliyorlar, çok daha iyi biliyor ama 30 Ağustos dediğimizde bu Zafer Bayramı, evet, ama neyin zaferi? Maalesef bunun idrakına henüz tam manasıyla ulaşamadık. Bu vesileyle en azından onu anlatmaya çalışmış olalım. Zafer bizim Anadolu'da makus talihimizi, 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İsmet Paşa'ya yazdığı telgrafta Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi bu milletin makus talihini yendi ve ülkesini bağımsız bir şekilde yedi düvele karşı kurduğu cumhuriyetini ilan etmesine vesile olan bir zaferdir. Bunu bu şekilde düşünmek gerekir. Peki Sayın Hocam, kıymetli katılımlarınız için ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Ben de çok keyif aldım. Çok güzel konulara değindik. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün tarihe notumuzu Hakan Yıldız Hoca ile koyduk. Ağustos Türk'ün Zafer Ayı Ağustos başlığıyla tarihe notumuzu koymuş, düşmüş olduk. Tarihe notumuzu böyle özel ve anlamlı bir şekilde düşmeyi bize nasip eden atalarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim.